Merhaba, Nuray Mert'le soru cevaplasınız. Nuray Mert'le bu hafta gündemin öne çıkan başlıklarını konuşacağız. Hocam merhaba. Merhaba. Öncelikle bir sürü konu konuşacağız bugün, konuşmaya çalışacağız. Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıl dönümüne de biraz değineceğiz. Özgür Özel'i de konuşacağız. Hayvan tasarısı ile ilgili, sokak hayvanları ile ilgili öngörülen yasa tasarısına da bakacağız. Vaktimiz kalırsa da İsrail-Hamas savaşına girmeye çalışacağız. Öncelikle Gezi ile başlamak istiyorum. Gezi ve CHP ile başlamak istiyorum. Gezi Parkı eylemlerinin 11. yıl dönümü. Tabii bu sıralar biraz daha konuşuruz. Çünkü Özgür Özel Erdoğan görüşmesinin ardından Gezi Parkı eylemlerinin ardından görülen davayı ve insanların tutuklanması üzerinden aslında biraz daha konuşuluyor. Bugün de yine aynı şekilde Osman Kavala'nın serbest kalıp kalmayacağı konusunda bir takım yazılar çıkmıştı. Yumuşama ve normalleşmeyi de aslında şu son 3 haftadır çok da konuşur hale geldik. Yumuşuyor muyuz, normalleşiyor muyuz? Bu süreçte nasıl görüyoruz gibi. Tabii bir yandan da Özgür Özel'in performansı diyelim. Muhalefet Erdoğan'la görüşüyor diye, daha doğrusu Özgür Özel görüşüyor diye bir takım eleştiriler de var Özgür Özel'e dair. Bu konuların tamamını aslında size sormak istiyorum. Nasıl görüyorsunuz? Hem Gezi'nin üzerinden 11. yıl geçmesi, hem Özgür Özel'in performansı ne demek istersiniz? Vallahi dediğiniz gibi bugün çok fazla, her zaman gündem çok yoğun da bugün bana sanki evet çok fazla şey üst üste gelmiş gibi geldi. O yüzden mümkün mertebe kısa hani değinmeler olarak yapalım, uzatmamış olayım. Zaten Gezi konusunda hatıratta tutmak çok önemli ama yeni söylenebilecek bir şey de fazla kalmadı. Yani hep aynı şeyleri söylüyoruz. Bunları tekrar etmek, ısrarcı olmak adına. Yoksa bu konuda böyle bir gelişme, yani benim yorumuma gerek yok. Orada da bir gelişme yok. Hala yani bunu bir terör eylemi falan olarak algılanıyor. Bu arada senin ve ailen için de çok acı bir gün. Sevgilerimi gönderiyorum ailene de. Teşekkürler Sana hocam. da çok zor bir zaman sizler için de. Bizler için de en önemlisi, yani bu acı tabloların da ötesinde büyük bir demokrasi krizi göstergesi olmasıydı. Ve bu hala devam ediyor. Yani o onca zaman geçecek üzerinden ve de azıcık böyle bir yumuşama da gözükmüyor. Yani bu Osman Kavala meselesini konuştuk, takip ediyoruz. Yani o da Gezi ile bağlantılı bir dava malum. Ve yani ona benzer siyasi mahkumiyetler de illa Gezi ile doğrudan bağlantılı olması gerekmiyor. Bunlar toptan bir paket ve o toptan çerçeve içerisinde bir iyileşme, düzelme, yumuşama göremiyoruz. İşte Abdülkadir Selvi 3 tane yazı yazdı falan diye neredeyse hani böyle işte buldumcuk olundu bir tabiri caizse. İşte en önemli de bir işaret, çünkü iktidarın ne düşündüğünü yansıttığı için. Yani kendine ait yorumlardan ziyade bu tür yazarları biz yani neyi yansıtıyor, ne tür bir hava var, öyle okuyoruz. Çünkü şimdiye kadarki performansları öyle. O açıdan yani evet umutlandık mı? Umutlandık bu çerçeve içerisinde. Ama onun ötesinde bir gelişme olmadı malum. Yani kötü yönde gelişmeler oldu, iyi yönde olmadı. Demek ki bunu aşabilmiş de değiliz. Yani hala işte hukuk, siyaset, hukuk devleti değiliz. Siyaseti, hukukun üzerinde siyasetin gölgesi var. Hani bunları dediğim gibi uzun uzun tekrarlamayayım. Çünkü bunlar artık aşikar olan şeyler. Aşikar olan şeylerden tabii ki tekrar tekrar şikayet edeceğiz. Baskı yapacağız bu konuda. Elimizden geldiğince kamuoyu baskısı. Bunların altını çizerek, ama bundan ibaret maalesef umutlu bir 11. yıl bu açıdan da geçirmiyoruz bana sorarsanız. Buradan aslında Özgür Özel'e de girmek isterim. Yani Özgür Özel'in de şu anki performansını aslında değerlendirmenizi isterim. Çünkü bir takım konuşmalar var, görüşmeler var. Az önce Abdülkadir Selvi'den bahsettik. Onun bir takım yazıları var. MHP lideri Devlet Bahçeli ile Özgür Özel'in aslında birbirleriyle artık bu normalleşme sürecinin ardından atışması denilebilecek durumlar var. Özgür Özel'e tabii ki şey de denilmesi var. Muhalefet Erdoğan
anda neden görüşüyor da deniliyor. Nasıl değerlendirirsiniz Özgür Özel'in performansınızı? Özellikle de bu eleştiriler bağlamında. Vallahi tamamını izleyemedim çünkü kaydımız denk düşüyor. Malum Evet. ama Özgür Özel'in grup konuşması zaten Gezi'ye selamla başladı. Ve diğer gündemleri ondan sonra devam ediyordu. Ben izlemeyi kestim de. Ben Özgür Özel'in performansını son derece umut vaat edici. Son derece şu ana kadar çok iyi gittiğini düşünüyorum. Yani muhalefet etme, muhalefetin girdiği yeni çizgi açısından. Onu daha önce de konuştuk zaten. Bu normalleşme veya yumuşama falan diye çok tartışılan şeyler biraz daha yatıştı galiba. Yani baştan çok böyle bir kuşku uyandırdı. Vay işte Erdoğan'la nasıl görüşür, Erdoğan oyununa geliyor falan. Bu hem de yakışıksız bir işti. Çok da erken bir yorumdu. Özgür Özel'in sicili daha önce de konuştuk. Muhalefet etme çerçevesi hiç de öyle kuşku götürecek. Hani yumuşama manasında yani muhalefetten geri adım atma manasında bir kuşku doğuracak bir performans değil. Ama onun ötesinde benim de dikkatimi çeken şimdi ya yani bir taraftan işte muhalefet kesiminden her an aman işte oyuna gelmeyelim ve bunu bir yansıtma Özgür Özel üzerinden. İşte bir yandan işte bölme CHP'yi bölmeyi istiyorlar falan. Hani böyle bir büyük bir tedirginlik ve dediğim gibi bunun biraz aşırı derecede yansıtılması oluyordu. Fakat iktidar tarafından da yani şimdi şöyle bir anlayış giderek yani bu kuşkuları doğrulayacak şekilde değil. Gerçi iktidarın neyini için yaptığı yani Özgür Özel'in veya muhalefetin siyasetini hiçbir şekilde etkilememeli. Çünkü iktidar tabii ki muhalefeti zayıflatmak için bir şeyler yapacaktır. Sırf bu yüzden insanın işte doğru bulduğu muhalefet çizgisinden vazgeçmemesi lazım. O açıdan demiyorum ama muhalefetin verdiği tepkiler de bu atmosferin devam etmesi açısından önemli. Şimdi evet bir yandan böyle hani bir iktidar tarafından da normalleşme gibi işte yumuşama gibi filan. Ama diğer taraftan da bu sefer benim bugün de dikkatimi çekti Selvi'nin yazısında böyle iyice bir akıl öğretme ve de daha ötesinde de en iyisi sen şöyle yap yani adeta iktidara biat et demeye getiren bir ton var. Şimdi taraflar böyle davranırsa tabii ki böyle süreçler sağlıklı bir şekilde ilerlemez. Yani uzlaşmacı davranmakla bu sadece muhalefet partisiyle sınırlı bir tutum veya süreç değil. Muhalefet partisinde hem muhalefet ederiz hem müzakere ederiz. Stratejisi başarıyla uygulanabilir. Ama iktidar bunu hani böyle müzakere ediyordunuz niye bu konuda bize hak vermediniz? Niye şu konuda hak vermediniz? Noktasına çeker. Ve de burada bir yıpratma şeyine girerse, siyasetine girerse tabii ki bu müzakere siyasette başarılı olamaz, yıpranır. Ben onun kaygısını duyuyorum. Bugünkü mevzusu geldi diye. Bugünkü aslında da Abdülkadir Selvi işte Suriye'de hani işte Özgür Özel şey dedi Türkiye içinde muhalefetiz ama Türkiye dışında yani biz Muhalefet Türkiye'yi değiliz. savunuyoruz filan. Yani bu çerçeve işte kendi samimiyet testi. Yani bu beni gerçekten bu yüzden de başıma çok şey geldi zaten. Yani samimiyet testini yok, zihin okumalar filan bilmem ne. Bunların siyasette çok dayatmacılığın böyle bir şekil değiştirilmiş hali olduğunu düşünüyorum. Samimiyet testi işte Kuzey Suriye'de PKK seçim yaptıracak. Amerikalılar işte buna vaziyet edecekler. Ve bunu bu seçime gerekirse Türkiye buna müdahale etmeli bu seçimin yapılmaması için filan. Çerçevesinde Özgür Özel de bundan yana olduğunu yani müdahale Türkiye'nin müdahale etmesi gerektiğinden yana olduğunu ifade etmeli. Yani muhalefet partisinin doğrusu dış politikada iktidar partisine bu sadece bu konuda değil.
Türkiye'de genelde de yanlış anlaşılan, hatta bazen muhalefetin de kendini böyle suçlu hissettiği bir ortam oluşturuluyor. O da şu, yani yurt dışında tamam, yani tabii ki işte milli maçlarda denildiği gibi diyelim. Yani işte içeride farklılıklarımız olabilir ama hepimiz dışarıda Türkiye'liyiz. İyi güzel ama dış politikada bir politik farklılıkların olabileceği bir alan, görüş farklılıklarının olabileceği bir alan. Tek bir dış politika hattı var. Hepimiz onu izleyelim. Dayatmacı bir görüş. Yani içeride nasıl farklı düşünülebiliyorsa, iç politika konusunda herkesin olayları değerlendirmesi, farklı siyasi parti olmak bu demek değil mi? Yani bunu Suriye ile ilgili plan olarak söylemiyorum sadece. Ama işin içerisinde şu Kürt meselesi, güvenlik falan olunca oradan hemen kolaylıkla bir bağlantı kurup dış politikada, yani iktidar ne yapıyorsa o işte Türkiye'nin çıkarı olur. Yani bütün iktidarlar ve bütün siyasi partiler milli çıkarı kendileri yorumlarlar. Yani ona göre milli çıkar olan, bir başkası için, milli çıkarlar için gerekli olan adım o değildir de budur. Zaten muhalefet etmek veya demokratik siyaset dediğimiz şey bu. Farklı yaklaşımların rekabet etmesi, aynı zamanda müzakere etmesi. Yani bu dayatmacılık, özellikle dış politika, özellikle milliyetçilik konusu söz konusu olduğunda, dayatmacılık gibi değil de sanki böyle, hani size bir şans veriyoruz, samimiyetinizi ispatlayınız gibi. Bu her zaman olan bir şey, yani sadece bu dönemde olan veya Özgür Özel yönetimdeki CHP'ye yönelik olan bir tavır değil. Ama tam da işte bu biraz müzakere, biraz daha hani ortamın sakinleşmesi, bu kutuplaşmış ortamdan Türkiye'nin çıkması açısından hani birazcık bir yol açılmışken, gene aynı dayatmalarla iktidar partisiyle, iktidar sözcüleri gene aynı dayatma üslubu içerisinde olurlarsa, bu sadece muhalefetin yürüttüğü stratejiden ibaret değil. Bu aldıkları tepkilerle de şekillenecek bir şey. Çok riski olur, tehlikeye girer diye düşünüyorum. O yüzden dikkatimi çekti, altını çizmek ihtiyacı duydum. Hocam aslında buradan da yine konumuz olan başka bir konuya geçmek istiyorum. Sokak hayvanlarına yönelik yasa tasarısının hazırlanması ve önümüzdeki günlerde meclise gelmesi meselesi. İğneyle uyutarak denilen ama aslında öldürmek diyebileceğimiz bir yola gidilmek isteniyor. İngiltere modeli gösteriliyor daha çok. Avrupa'da böyle uygulanıyor deniliyor. Yasa tasarısı ile ilgili çok fazla bir bilgimiz yok henüz. Çünkü hazır olup olmadığı da aslında meçhul. Araştırıyoruz, bakıyoruz ama çok da iler tutar bir şey bulamıyoruz henüz. Ne olacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz elbette. Bu çok can sıkıcı her birimiz için. Eminim ki sizin için de öyle. Ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Şimdi evet, dediğin gibi yasa tasarısının tam mahiyetini ben de bilmiyorum. Ama yani durum bakalım neymiş den önce konuşmaktan yanayım ben de. Yani onu da daha netleşince onu da tekrar konuşalım. Çünkü bunu genel şu birdenbire zıplamış gibi olduk. Yani böyle şeyden Türkiye'deki siyasi yumuşama atmosferinden hayvan hakları konusuna. Ama önemli. Aslında bir yandan da şey değil mi hocam? Yani bir yandan da devamı niteliğinde değil mi? Çünkü neticede mecliste olacak ve evet siyaset anlamında değil belki ama netice itibariyle maalesef ki karar vericiler de yine muhalefet olacak, yine AKP olacak, bizim oylarımızı seçtiğimiz insanlar olacak netice itibariyle bu yasa tasarısını onaylayacak ya da reddedecek olanlar. Yok, tabii ki bu konuda kamuoyu baskısı oluşturmak ve herkes ne hayvan hakları konusunda ve münhasıran bu konuda ne düşünüyorsa bunu ifade etmek, hatta işte daha büyük bir farkındalık yaratmak için çalışmak durumunda diyorum. Çünkü pek çok insan gibi ben de bir sıkı bir hayvan severim. Ve özellikle sokak hayvanları konusunda gerçekten hepimizin çok içi parçalanıyor bu böyle bir Evet. gerçeği. Keşke bütün hayvanların birer sağ şeyi olsa, yani bir evi, bir Evet, evi bahçesi daha olsa. ziyade. Çünkü ben böyle çok küçücük evlere tıkılan, büyük
canlılara da üzülüyorum. Yani koskocaman köpeklerin böyle minnacık apartman dairelerinde olması da, bu evcilleştirme süreci de tartışılır bir şey. Güzel bahçeleri, barınacakları yerler, doğal ortamları keşke olabilse diye düşünen birisiyim. Ama madem ki böyle bir durum var ve şehir hayvanları haline geldi, özellikle köpekler bir de saldırgan olabilen canlılar oldukları için ne tehdit oluşturuyorlar. O zaman bu duruma çare bulmak, yani insancıl çareyi bulmak gerekir. O yüzden bugün mesela Murat Yetkin'in sitesinde, galiba Murat'ın yazısıydı, çok güzel öneriler vardı. Yani bunun belediyelere de yıkılamayacak kadar büyük bir iş olduğu, böyle bir zaten maddi portrenin olmadığı belediyelerde, çünkü belediyeler sorumlu oluyor. Belediyelerin bu sorumluluğu tabii yüklenmesini talep ederiz. Ama onun ötesinde yetkinin önerdiği işte fon oluşturmak. Yani sivil toplum çerçevesi içerisinde. Ve özellikle de işte Türkiye'nin zenginlerinin parası çok olanlar, mesela işte diyor futbol transferlerinden bir pay ayrılsa falan diye. Ben bunları çok önemsiyorum. O yüzden de yani bunu işte iktidarın çıkaracağı yasa ne falan, ona izlerim onun sonuçları. Evet, bir öldürme, uyutma adı altında öldürme ise ona bir itiraz, siyasi bir itiraz borcumuz var. Ama onun ötesinde de aynı zamanda bu her zamanın konusu ve sadece köpekler ve şu anda aciliyet kazandığı için bu uyutma meselesi değil, şehir hayvanları çok önemli bir konu aslında. Ve bu bakımdan aslında Türkiye'de geçmişe oranla duyarlılık çok yükselmiş vaziyette. Bu çok sevindirici bir şey. Ama tek tek insanların yapacağı şeyler çok kısıtlı. O yüzden de işte bazı yerlerde var, barınak gibi veya insanların işte semt nüfusunun beslediği hayvanlar. Ama böyle trajik görüntülerden kurtulmak için daha bir kontrollü ve kısırlaştırma da dahil olmak üzere olması lazım. Ve tabii yani işte benim bulunduğum semt itibariyle sokak köpeklerinden ziyade kedicikler var. Onların da refahı çok yerinde bizim semtte, herkes bakıyor. Ama gene de çok trajik bir tablo oluşturuyor. Yani böyle işte yemek peşinde koşan, su peşinde koşan canlılar. Bu vesileyle, bu acil durum vesilesiyle bütün bunlar da tekrar tekrar konuşulsun. Ben de istiyorum. O yüzden de iyi ki bizi de gündeme getirmiş olduk. Umarım öngördükleri yasa tasarısı konuşulan olmaz diyelim. Çünkü gerçekten çok içler acısı ve umarım gerçekten çok daha büyük bir kamuoyu oluşturulabilir demek istiyorum ben de. Buradan şimdi çok zıplamışız gibi oldu konudan konuya. Hem de ben bu konuların tamamını konuşmak istiyorum. Çünkü size de yayın öncesi söylemiştim. Çok da öğrenmek istediğim konular pek çoğu. Sizden dinlemeyi çok istediğim. İsrail-Hamas savaşına da gitmek istiyorum biraz daha. Ben de çok Türk politika konuşmaya hevesliyim, biliyorsun. Ama hem Türkiye'de çok yoğun olunca, hani onlara da bir kısacık değinmeden, geçen hafta da çünkü galiba dış politika mı konuştuk daha Evet ziyade. hocam, İran ve Ben bu İsrail'i hafta en konuştuk. azından böyle 2-3 cümleyle de analım istedim. Yoksa memnuniyetle ben zaten dış politika konuşmayı önemsiyorum. Ben de sizden öğrenmeyi çok önemsiyorum hocam. Çok teşekkür ederim bu arada ayrıca. Hocam, tabii ki birkaç gündür konuştuğumuz mevzu, 7 Ekim'den beri süren bir saldırı var. Hamas'la, İsrail'le bir savaş var ortada ve Refah sınırında bir saldırı yaptı İsrail. Tabii onun ardından çok büyük insanlık dramı diyebileceğimiz pek çok şey yaşandı. Çoğu kadın, çocuk, pek çok insan yaşamını kaybetti. Tabii öte yandan da Avrupa'da 3 ülkede Filistin'i devlet olarak tanıdı bugün itibarıyla. Böyle bir gelişmeler de var. Ne demek istersiniz? Evet, çok, ben başka bir televizyon programında özellikle bunu çok önemsedim ve bunu gündeme yaptım. Çünkü radikal bir gelişme, üç ülkenin Filistin'i devlet olarak kabul etmesi. Daha önce de bu yani olmamış bir şeydi, ama Avrupa ülkeleri olması önemli. Söz konusu olan mesela İrlanda ile zaten Filistin meselesi çok dayanışma içerisinde, geçmişlerinde
Öyle bir yakınlık var filan. Ama ne olursa olsun bu yeni çerçeve içerisinde, yani bu Hamas'a karşı şeyde İsrail savaşında ve artık İsrail-Filistin savaşı haline geldi. İsrail-Hamas savaşı deniliyor genel olarak. Biz de bazen öyle kullanıyoruz. Ama bu çerçeve içerisinde bu böyle bir adım dikkat çekici. Çünkü gerçekten İsrail küresel çapta bir tepki yarattı. Oysa ki başında yani Hamas'ın saldırıyı başlatmış olması üzerine tereddütler vardı. Ve İsrail aslında çok ciddi bir destek aldı. Yani sadece ABD, yani baş müttefiki olan ülkelerden değil. Dünyanın, evet, bizim Müslüman nüfuslu coğrafyada işte daha çok hep ne olursa olsun Filistinlilerden yana taraf çıkılıyor ama destekleniyor, ama Filistinliler işte onlar da çok geçmişte işte zulüm gördüler filan. Bunun gerekçesi değil tabii, yani Hamas'ın yaptığı saldırının bir biçimini. Ama ne olursa olsun dünyada böyle bir tereddüt vardı. Yani bir ülke böyle bir şeyle karşılaşırsa tabii ki bunun da cevabını verir gibi. İsrail yaptık ettikleriyle işi o kadar katliama dönüştürmüş vaziyette ki, ve de işte aylardır bunu konuşuyoruz. Sivil ölümlerinin oranının yüksekliği ve ortaya çıkan, dediğiniz gibi dünkü de dahil olmak üzere ortaya çıkan trajik tablolar, bu bütün dünyada, bu bütün ülkeler resmi olarak hükümetleri değilse bile duyarlı topluluklar İsrail'i artık bir ciddi bir neredeyse soykırımcı ülke olarak görmeye başladılar. İsrail açısından çok önemli, Filistin konusunda da önemli bir gelişme tabii, ama İsrail açısından çok yıkıcı bir şey bu. Zaten o yüzden de İsrail içerisinde de Netanyahu'ya tekrar muhalefet yükseliyor. ABD'de İsrail lobisi içerisinde sayılabilecek çevrelerde de Netanyahu'ya karşı büyük bir tepki var. Bu üç ülkenin Filistin devletini kabul etmiş olması da önemli bir şey tabii. Bütün bu çerçeve içerisinde İsrail'in ne kadar küresel olarak, yani evet, somut manada Amerika hep arkasında duruyor. İşte malum yine Biden'la görüşecek Netanyahu. Ne gün oldu da şimdi unuttum. Bakarım ben şimdi hocam. Evet, yani öyle bir tamamıyla gözden çıkarma zaten söz konusu olamaz. Özel bir ilişki. İsrail özel bir devlet. Yani ne kadar tartışmalı olursa olsun. Dolayısıyla yani küresel olarak, hani gözden çıkaracak Batı ittifakının, özellikle İran gibi böyle haydut devlet ilan edeceği bir ülke değil. Her ne yaparsa yapsın. Ama sonuç itibariyle çok dünya kamuoyunda küresel çapta moral üstünlüğünü tamamıyla kaybetmiş vaziyette. Bu da çok önemli bir şey aslında. Yani evet, işte Uluslararası Ceza Mahkemesi Netanyahu'yu mahkum etti. Bunun Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin zaten bir yaptırımı yok. Yani bir böyle bir cezalandırma hakkı yok. İşte sadece sembolik olarak şey yapıyor. Onun ötesinde de işte bazı ülkeler bu anlaşmayı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'ni kabul etmiş ülkeler, imzası olan ülkeler içerisine giderse işte tutuklanma riski var. Ama yani Netanyahu'nun ABD'ye gitmesinde falan bir risk oluşturmuyor. Zaten ABD Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne kabul etmiş bir ülke değil. Ama sonuç itibariyle yani hemen sonucu ne olur? Aniden işte böyle her şey tepede baklak mı olur demiş, gelişme beklenemez, ama İsrail'in çok aleyhine gelişmeler ve zaten dediğim gibi yani İsrail'i, varlığını çok önemseyen, İsrail devleti adına lobi yapan çevreler bile ABD'de artık buna Netanyahu'nun ABD ile ilişkilerinde tehlikeye attığını, onu zaten Ekim saldırılarından önce de çok şikayet ediyorlardı. O da uzun bir hikaye. Böyle bir noktaya gelindi, ama diğer taraftan şöyle bir şey de var. Yani
Netanyahu gitsin. İşte ABD çevrelerinde de, Demokrat Parti çevrelerinde işte ABD işte bu Netanyahu ya işte dersini versin. İşte kısmen o da tabii yani kendini savunabilsin ama işte bir baskı oluştursun. İkincisi Netanyahu gitmeli. İsrail'de de protestolar, yani muhalefeti Evet. çok zaten biliyoruz. Ama Netanyahu da şunu unutmayalım ki Netanyahu da bu toplumun bir gerçeği, yani İsrail toplumunun bir gerçeği. İttifak etti. Evet, yolsuzluktan kurtulmak için işte gitti olmayacak partilerle, aşırı sağ partilerle neredeyse cinsinleri bulduğunuz yerde öldürünüz falan diyebilecek insanlarla koalisyon yaptı ama asıl büyük problem İsrail içinde Orta Doğu açısından da ve Filistin meselesi açısından da İsrail'in gittikçe sağa kayan bir ülkemesi ve bu çok yeni bir şey değil. Yani sürece yayılmış bir şey. Netanyahu da normal şartlarda daha merkez sağ gibi. Yani bu aşırı sağcılarla işte yolsuzluktan mahkemeye çıkmamak için koalisyon yaptı, yapmak zorunda kaldı. Memleketi de peşinde felakete sürükledi falan deniliyor ama Netanyahu'suz bir formül de çok ortada yok. Çünkü zaten hani Netanyahu da daha sağdakilerle ittifak ediyor. Kendi de daha merkezden sağa doğru kayıyor. Sadece koalisyon çerçevesinde değil. Çünkü İsrail de siyaset oraya kayıyor. Bu sadece İsrail için geçerli değil. Malum bütün dünyada siyaset giderek daha sağa, daha aşırı sağa, milliyetçiliğe savruluyor. Merkez oraya doğru savruluyor. İsrail'de bunun sonuçları daha dramatik tabii. Filistin meselesi söz konusu olduğu için. Yani Filistinli, gözü Filistinli görmek istemeyenlerin çoğalması büyük büyük bir problem. Yani barış veya işte iki devletli çözüm falan, başka türlü de zaten bir barış müzakere çerçevesi yok. Buna aklı yatmayan insanların çoğalmış olması bir toplumda başlı başına büyük bir sorun. Aslında karşı taraf için de aynı şey geçerli. Yani karşı tarafta da Hamas'ın ağırlık kazanmış olması. Yani Hamas radikal bir örgüt. Kimine derse desin. Ya mesele sadece İslami kökten dinci filan olmasının ötesinde İsrail-Filistin meselesinde İsrail'i tanımama üzerine bütün ideolojisini kurgulamış. Yani İsrail devletini tanımıyor, yok edilmesi gerektiğini düşünüyor. Şimdi Filistin'in temsili giderek bu görüşü temsil ettiği bir şeye doğru ilerliyor, uca doğru ilerliyor. Hamas'ın etkinliği sadece Gazze'de değil, aslında Batı Şeria'da Filistin otoritesi o kadar yıpranmış, tükenmiş vaziyette ki Hamas'ın Batı Şeria'da da bir yani o baskı altında tutulmasa ciddi bir varlığı ve etkinliği var veya moral üstünlüğü var. Şimdi Filistin tarafı böyle. İsrail tarafı da yani bu Netanyahu'nun kişiliğinden ve yolsuzluk davasından ibaret bir şey değil. İsrail tarafı da giderek daha sağ. Hani o barışçı sesler çok azalıyor. Nüfus olarak azalıyor zaten. Daha seküler, barışçı, sol perspektiften Filistinli dayanışmacı İsraillerin oranı çok düşüyor ciddi bir şekilde. Zaten sol partilerinin siyaseten gerilemesinden de o rakamlardan da atmosferden de değil. Bütün olan bitenler de işi iyice kanırtıyor tabii her iki taraf açısından da. Asıl İsrail'deki büyük sorun bu. Yani sadece işte Netanyahu gidecek, başkası gelecek gibi bir şey değil. Ayrıca nasıl gidecek yani seçilmiş adam? Nitekim bütün bir sürü gürültü koptu. Bakmayın yani 7 Ekim saldırısı üzerine geldi. Netanyahu'yu işte bir şekilde yüksek yargıyla durdurmaya çalıştılar. Ki Amerikalı dostları da, Demokrat dostları da İsrail'in bunu çok önemsiyordu ve de destekliyordu böyle yargı vasıtasıyla önlenmesini. O da bu açıdan yargıyı kontrol altına almak üzere bir adım attı. İşte protestolar falan ortalık birbirine girdi biliyorsunuz. Siz de takip ediyorsunuz. İsrail bu vaziyetteydi.
Dolayısıyla İsrail-Filistin meselesini, yani bu ülkelerin içinde bulunduğu halden soyutlayarak, hani işte 47'de oldu, 67'de bu oldu filan diye de, işte Filistinler topraklarından kovuldu, onlar topraklarına yerleşti, bazıları barış sever, bazıları değil gibi açıklanacak bir mevzu olmaktan çoktan çıktı İsrail-Filistin meselesi. Kim neyi temsil ediyor? Kim temsil ettikleri toplumlarda ne kadar itibar görüyor? Ve onlar seçiliyor, onlar önce olarak görünüyor ve sonuç itibariyle muhatap olacaklar da bunlar. Yani bir toplumda muhatap olunacak temsiliyet, Netanyahu ve aşırı sağcı müttefikleri, koalisyon partnerleri, diğer tarafta Hamas'ın öne çıktığı bir Filistin temsiliyetiyle zaten işler iyice kanırtılıyor. Yani katliam boyutu, dram boyutu falan, bütün bunlar çok önemli. Bunlar bu dediğinden bağımsız olarak da hangi ülke kim ne adına yaparsa yapsın savaş suçları işleniyor. Bunun altını çiziyoruz ama bir de yani geleceğe ne olacak bu meseleyi diye düşünürken bütün bunları dikkate almak lazım. Bunlar böyle buharlaşacak şeyler değil. O yüzden de biraz gelecekte karanlık ve ister istemez tabii uluslararası müdahalelerin, yani işte yaptırımların, ambargoların, bir ırkçı rejim uygulanan Güney Afrika'ya zamanında olduğu gibi önerilenler bunlar. Yani İsrail'in bu şekilde uluslararası camiada baskı altında tutarak katliamcı siyasetine son vermesi. Ama ondan sonrası tabii bilinmez bir yere doğru gidiyor gene. Hocam çok teşekkür ederim. Var mı eklemek Zaten istediğiniz? yok, ne olsun, gene çok konuşmuş olabilirim. Haddimi aşmış olabilirim. Benim açımdan çok da iyi oldu hocam. Çünkü epey notlar aldım. Şimdi bu yayın saat biz 2'de kaydetmeye başladık. Saat 15'te kayda değer var. 5'te yayınlayacağız. Hem de orada da İsrail Hamas konuşacak. Devam edersiniz. Benim açımdan biraz daha doyurucu oldu. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Nuray Mert'le soru cevapta bu hafta pek çok konuya değindik. Hem CHP'ye baktık, hem Gezi'nin yıl dönümünü konuştuk, hem de sokak hayvanları tasarısına değindik. İsrail-Hamas savaşını da konuştuk. Haftaya görüşmek üzere, iyi günler.